Herkese selamlar. Arkadaşlar e, ortalama bir 10 gündür video falan paylaşmıyoruz. E, video paylaşmadığım için terafi olarak canlı yayınlar açıyorum. Yani 2 saatlik e, her gün açmasam da 2-3 günde bir canlı yayınlar açıyorum sizlere. E, karakterler ne aşamada, ne itemlerimiz var, kaç level olduk, işte taksi e, nasıl gidiyor tarzında. E, canlı yayında soru e, cevap şeklinde ilerliyoruz sizlerle. Ben o yüzden e, takside de olduğum için, hani farm videoları çekmediğim için ya da rutin günlük görevler yapmadığım için, etkinliklere katılmadığım için video çekmiyorum. Yani canlı yayınlarla bunu kapatmaya çalışıyorum ama arkadaşların bazıları hani video paylaş, video istiyoruz tarzında yorumlar geldiği için en azından bir taksi videosu çekmek istedim sizlere Titan'dan. Şimdi Titan taksi videosunu nasıl çekeceğiz? Ben sizlere genel olarak hani taksideki müşterinin sorumlulukları, taksinin sahibinin sorumlulukları, Karakterlerin nasıl olması gerektiği ile ilgili e, ufak tefek bilgiler vermeye çalışacağım. Yani bildiğim kadar bilgi vereceğim. Şimdi her şeyden önce bende iki tane 8 murki var. 8 e, murki yerine 8 epas impact çekmeniz gerekiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben neden murki çektim? Ben e, slotlara ks atacağım için, hani insanlarla uğraşacağım için murki almak zorundayım. atam yüksek olması için. Ama sizin murki almanıza gerek yok. Şimdi ilk olarak şunu söyleyeyim sizlere. E, diğer bir aşamada çar, e, asasa dual 8 md çektim. Sizin asasınızda repere yapmanıza gerek yok. Asas varolarınızın ata 3200-3300 civarında olursa repere yapmanıza gerek yok. Karakterden geni yağmuru potu çıkarın. Otomatik sadece re atak yaparak 300-300 sabit atak vuracak. 300-350. Bu variyonun atağına yetiyor yani yardımcı oluyor. Çitinlerin de yanma süresini hesaplayıp gidip elle repere yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır. E, DB Priest'i de parti dışında bırakacaksınız. DB Priest'in yerine bir tane müşteri daha alacaksınız. Yani Toplamda 4 müşteriniz olacak keyfinize bakacaksınız ortalama kazanç benim şu anki 4 müşteriyle kazancım yerdeki gelen coinsi falan parayı potu ıvırı zıvırı saymıyorum bana kazancı 130-140 mi arası değişiyor günlük 4 müşteriyle ama ben 70 M'den kasıyorum yani bu işten kazanç etmemek istiyordum yani kazanç olmasa da olur kafasıyla girdim ben buna hani insanların işi görürsün diye bu kafayla girmeme rağmen bu taksi bana 130-140 mi arası para bırakıyor Hani arada Raptor Maptor da çıkıyor. Onunla ilgili de, onunla ilgili de ufak bir bilgi vereceğim sizlere. Tutun drop olayına geçelim şimdi. Biz taksiye başladığımızdan beri şöyle söyleyeyim. Benim e, çarlarım hariç toplamdaki partideki taksi üyesine kadar abi günlük 2-3 tane e, bes gidiyor. Çok güzel MD çıkıyor 2-3 tane. Ayrıyeten de şanslıysanız Raptor çıkıyor. Herhalde partinin şanslısı bendim 2 gün boyunca. Benim V1 Mesut Dursun, V4 Mesut Dursun'a birer tane Raptor geldi ilk gün. Ertesi gün tekrar birer tane Raptor aldım. Yani toplamda 4 tane Raptor almış oldum. E, Raptor'un piyasası Zero'da yüksek olduğu için bu büyük bir şans oluyor bizim için. Yani nereden baksanız geniye parası bedavadan gelmiş oluyor. Oturan karakterlere de 12-13 mü arası para geliyor. 750 adet pot geliyor. Yani ben otursam ne kazanırım diye soranlar vardı. Onlara da bu şekilde dropları gelmiş oluyor. Eğer parti başkanız yani taksi başkanız bilgisayar başında olacaksa aktif olarak üstleri boşaltılacaksa üstünüz de 2 saatte dolu. Yani bütün partinin üstünde olması 2 saati buluyor. Ee, gelen çöp dropları da kaç k olarak e, soracak olursanız 17-18-20 k arası çekerseniz gelen dropları 2 saatte bütün çarların üstü dolar. Yani 8 partinin 8'i de dolabilir bu şekilde. droplara e, dropları da bu şekilde soğuttum. Dediğim gibi ben 2-2 gün çok şanslıydım. Herhalde insanlara iyilik yapınca slotta bize bir iyilik dönüşü yaptı. Şimdi slotta kaç saniyede e, kaç bob kesiyoruz, bir, dak işte bir dakikada kaç bob kesiyoruz, e, ne kadar XP geliyor falan fistan. Hepsini sağ altta sizlere yazdım arkadaşlar. Yani e, 24 saatte net olarak eğer slotta bir sıkıntı çıkmazsa işte jrbd ve curta gidilmezse 1 650 xp kasa bilirsiniz eğer e, hiçbir yere gitmezseniz 24 saat içinde bir sorun çıkmazsa ve 191k x alıyorsanız bizi bu şekilde hesapladık. E, şimdi partide gördüğünüz gibi bakın e, ben hani taksi olayını artık 3 müşteriye düşürecek şekilde yaptım. Markada benim 3 müşterim var. Burada bir tane asas var. Bu asas e, gördüğünüz gibi Rugu Mesut Dursun değil. Ben e, kendi asasımı çıkardım partiden. E, sebebi bu arkadaşın hani xp ihtiyacı varmış bana PM attı asasını çıkarıp beni alır mısın diye ben asasımı çıkardım kendisini aldım bunun sebebi beni istiyor olması hani seviyor olması daha doğrusu biz izleyen seven herkese tabii ki de yardımcı olmak zorundayız ben kendi asasımı çıkardım onu partiye aldım o atak yapıyor ben asasın yerine magiyi soktum oyuna mage ile birlikte farm yapıyorum nightmare'ye bıraktım onun videosunu da eklerim zaten bu şeyin içine içeriğin içine ayrıyetten de şey de çıkardım. Bir müşteri almak yerine hani dördüncü müşteri almak yerine de bir kişiyi partiye aldım. Ex partiye e, magi aldım. Kendisi atak yapıyor şu an e, partinin ikinci sırasında. O şekilde ayarladım şu anki e, parti olayını. Yani üç müşteriyle ilerlerken e, ben kendi masrafımı yani bir kriyesleri bir masrafını çıkarıyorum. Ayrıca de hem insanların exp işini görüyoruz. Yani bu şekilde bir şey ayarladım ben. E, gerçekten bu işi tamamen hani insanların İnsanlar için yani sizler için başladım. Aynı de bence zaten çarları 80 yapıp farm'a başlayacaktım. Çarlarım 80'de oldu. yüzde i̇şte %41 falan oldu. Bazıları %70 oldu. Yani bu şekilde ilerliyor şu an parti. Şimdi taksinin e, en önemli e, olayı da şu. Arkadaşlar mesela ben bir e, nick geliyor. Partiye alıyorsunuz bu adamı. Sen diyorsun ki lan ben bunu saat 6'da aldım. Kafana yazıyorsun aslında o olmuyor. E, taksi kuracaksanız eğer taksiye bas başlayacaksanız çarlarınızın Hani sağlamlığı slotun düzenli dönmesi kadar da e, Partiye gelen müşterinin sorumluluğu da önemli sana karşı Adam saat kaçta geldi saat kaçta partiye girdi Sana kaç para verdi bunların hepsini bir defter tutmanız gerekiyor bu defteri hepsini not almanız gerekiyor Mesela ben bir tane defter var bende abi adam kaçta sota geldi tık hemen tak 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 yazıyorum e, slottan çıkarsa dc yerse arıyorum yani bu şekilde sorumluluklar var şimdi onları da geçeceğim birazdan onları da söyleyeceğim ama bu işe başlayacaksanız kendinize bir tane kalem bir tane defter alacaksınız abi adam slota saat kaçta geldi kaç para aldınız slottan kaçta çıkacak bunların hepsini not almanız gerekiyor şimdi videoyu izledikten sonra ben iki tane güzel varıyor dizerim yani iki tane evet ben masraf yaparım abi. iki tane çar dizerim güzel bir şekilde. Asasımı da onlara yakın e, güzellikte dizerim. Ben taksi yaparım diye düşünenler varsa. E, şimdi sizlere taksicinin ufak tefek böyle sorumlulukları var. Yani ilgilenmesi gereken şeyler var. Onları açıklayayım. E, şimdi öncelikle ben 24 ulaşılan bir, bir, insanım. Yani ben e, taksi yapmaya müsaitim. Mesela biri DC yediği zaman onu sürekli partiye alabilirim. Herhangi bir sıkıntım yok. E, bir şey olduğu zaman beni 7 alayıp bana ulaşabilirler. Böyle bir sıkıntı yok. Sizlerin de bu şekilde olmanız gerekiyor. Mesela adam DC yedikten sonra seni aradığı zaman sana ulaşması gerekiyor ki onu partiye alabilesin. Onu partiye almadığın her dakika her saniye senin zararına geliyor abicim. Çünkü onu almadığın süreyi adam ek olarak eklemeni isteyecek senden. Ayrıyeten de müşteri gece 3'te 4'te 5'te sabah 6'ya doğru oyundan D.C. Yi yiyebilir. Adam sabah 6'da girip seni arayabilir. Sabah 6'da uyanman gerekiyor. Yani çok uykucu da olmaman gerekiyor ilgilenmek için. Adam D.C. dizan aradığında senin uyanıp onu partiye alman gerekiyor. Oldu da uyanamadın, partiye alamadın. Zamanı geri ekler geçersin ama senin aldığın yani müşteri olarak parti aldığın adam sana bir şekilde bunu kötü olarak yansıtacak. Yani bir agresiflik gelebilir. Sana kızabilir. Çünkü sana ben para veriyorum kardeşim. Beni kasacaksın deyip üstünde baskı da kurabilirler. Yani böyle insanlar var. Ben bunu yaşamadım şu an. Bir haftadır partideyim. Yani bir haftadır taksi yapıyorum. Hiç kimseden ne kötü bir laf duydum. Ne kötü bir şey aldım. Çarlarım yapmadım mı? Çarlarım benim 3'te de yattı oldu. Bir saat sonra bir daha yattı oldu. Sabah 5'e doğru da oldu. 6 oldu. Yani sürekli yattığım zamanlar doldu ama hiçbir şekilde kimseden kötü bir laf duymadım. Beni sabahın altısında arayan da oldu. 7'sinde e, de oldu 4'ünde de oldu hepsinde de kalktım geldim partiyi aldım ya da partim yaptıysa çarlarımı rezledim geldim tekrar atağa başlattım e, DC varsa onlara ulaşmaya çalıştım yani bu şekilde e, partiyi sürekli takip edip yönetmeniz gerekiyor arkadaşlar her şeyi geçtim müşteri DC 7 sen bilgisayarın başında değilsin görmedim bu senin sorun. Bunun da değil sen yapabileceğin hiçbir şey yok buna adam DC ise biz Ahmet çarını takip edecek Adam diyeceği girdikten sonra oyuna onu parti alma muhabbetinde artık sana kalıyor. Yani senin sorumluluğuna giriyor. Bu saatte sonra da sen onu parti alıp hemen bir an önce TP'liyip ya da magia kendi yürüyerek gelip Ekipsini kasmaya devam edecek. Ee, ayrıyeten JRBL ve muhabbetlerine geleyim. Ben mesela parti yönetirken yani taksilik yaparken Adam JR'ye gittiği zaman ben zamandan beni ilgilendirmediği için ben zamandan kesmiyorum. Yani JR'ye giderse kendi zamanından düşer bu olay. O beni ilgilendirmiyor. BDV'ye gitti kendi zamanından düşer. Ama adam BDV'ye gidip geri geldiği zaman hemen partiyi alırım. JR'ye gitti JR bitti geldi hemen tak partiyi alırım. Evimde sürekli telefon mesaj gelirse bakarım. Partiye bir şey olduğu zaman ararlar sorarlar sürekli bakarım. Yani açıkçası ilgilenmeniz gereken bir bebek gibi düşünün taksiyi. Ee, bu şekilde sürekli ilgilenmeniz gerekiyor. Yani ben çareleri dizdim, editledim, sota saldım gibi bir kafanız olmasın, bir düşünceniz olmasın. Ee, bugün ayın 8'i. E, videoyu 9'unda yayınlamış olurum sizlere. Ee, Bora taksiye geçeceğim. Artık Titan'ı salacağım. Titan'da bir hafta kaldık. Bir hafta boyunca insanlara hem level kastırdık hem de hizmet etmiş olduk bizi izleyenlere. yani Bizi izlemenin e, birazcık da faydası, yararı bu oldu insanlara. Bora'da nasıl yapacağız? Piyasadan gene bir 15M aşağı çekeriz. Yani 20M değil de bir 15M çekeriz Bora'da aşağı. Çünkü Bora'da yerden biraz daha güzel para geliyor. İşte daha çok Raptor atıyor. Buz düşüyor mu onu bilmiyorum ama best düşüyor. Hpler falan düşüyor. Bir de Boro farm yaparız bir hafta boyunca. Yani taksi muhabbetine devam etmek istemiyorum. Hani Boro'yu da yapayım. Taksi muhabbetini bitireyim. Çünkü video üretemiyorum. Hani Burada bir hafta boyunca insanlarla ilgilendim. Biliyorum video bekliyorsunuz ama... Abi taksiyle uğraşmak da ayrı bir zahmet bizim için ya. O yüzden Boru'yu da bir hafta taksisini yapalım. Ondan sonra taksi muhabbetimizi bitirelim abi. Ee, CZ farmlara geçelim. CZ farmları da bitirip e, artık insanlarla tamamen KS muhabbetlerine geçelim. Yani milletle insanlarla uğraşalım. Ne kadar agresif, ne kadar böyle salak salak konuşan tipler varsa onların tepelerine çökelim. Onlarla uğraşalım istiyorum ben. Ee, bir de en son olarak da sizlere çekiliş eklemek istiyorum. İki kişiye bin lira verelim. 2000 liralık bir çekiliş yapalım son tekliften bizlere sunduğu sponsorluk çekilişinden 2000 lira dağıtalım. O şekilde de ben videonun altında link ekleyeyim Sizlere çekilişe katılın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi eğer taksiye devam edersek ben çok video çekemeyeceğim. Yorumlarda bunu belirtirsiniz ama ben zaten devam etmek istemiyorum. Hani video üretemediğim için video üretmek istiyorum. O yüzden bir haftada da boru takılalım. Çünkü bayram arifesi geldi. Çok da bilgisayarda oturamayacağım. Bir hafta boru taksi yapalım. Ondan sonra taksi muhabbetimizi bitirelim. Ee, güzel yorumlarınızı ya da kötü yorumlarınız olabilir. Fark etmiyor. Bana yorum yapın. Ee, önerilerinizi bekliyorum. Hani neler yapabiliriz tarzında. Ee, video gelmediği için de çok yorum yapabilirsiniz. Hani daha çok video tarzında yorum yapabilirsiniz ama ben bir hafta takside kaldığım için mecbur bir tane video üretebildim. Ee, ayrıca boşta 4 tane bilgisayarım var onlarla da ilgili Nightmare Farm yaptım şimdi ondan da bir kesit ekleyeyim size Nightmare Farm'ına geldiğimizde zaten burada bir tane arkadaşımız vardı Setteri Pires kendisi farm yapıyordu sudu çok ağır kesiyordu hani ben de hem içerik olsun bize hem de farm yapalım dedim. Adamı partiye aldık. Şu an partide 5 kişiyiz. 3 mage çalışıyor bir de priest var 4 çar. Buna rağmen Soth'u çok mana gitmesin diye 70-80 skilllerini kaldırdım. O şekilde dönüyorum. Soth'un bize direkt kazancını söyleyeceğim sizlere. Ben 5 çarla geldim buraya. 5 çar yerden gelen coin 4m700k. Çöplerden gelen coin de 4m500k civarında. Yani saatlik buradan 9.5m civarında bir para kasabilirsiniz burayı normalde hani 3 mage bir priest 4 çar çalıştırmak yerine daha, daha, mantıklı olacak şöyle bir şey olabilirdi. Hani 1 BP priest ya da 1 ST priest da bir asas olabilirdi. Çünkü slot biraz dağınık SV gerekiyor burada. O şekilde iki karakter dönüp masafı da düşürmeniz gerekecek. Ben geniye hamur harcamadıkları için çarlar rahat bir şekilde slot'a bırakabiliyorum. Farmımı yapabiliyorum çöp slotlarında. Eğer geni yağmuru kullandıracak durum olursa çöp slotları çok artık tercih etmiyorum. Çünkü e, geniye ve geni yağmur masrafı biraz arttı oyunda. O yüzden tercih edilen bir slot olmuyor benim için çöp slotları. Hani biraz daha çok daha az pot yani ya da pot sürekli pot atan slotlar. Stone giant golem gibi oraları tercih edebilirsiniz. Buradan 20 saatte kasacağınız para 190 m civarında olur. Yani 20 saatte 190 m kazanırsınız. Nasıl döneceğiniz nasıl yapacağınız size kalmış.